Merhabalar, kanalıma ve evime hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlere çok güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Bugün günlerden cumartesi, saat şu anda 2'ye geliyor ve biz kahvaltımızı yapalı hemen hemen bir saat oluyor ama benim bütün işlerim duruyor. Ramza Hanım bugün çok huysuz, her şeye ağlıyor, her şeyi ağlayarak söylüyor. O yüzden kahvaltı masasında da bayağı bir oyalandık. Mutfağımı falan toparlayacağım. Güzel bir temizlik yapacağız bugün. Eşime çıkma yasağı olmadığı için o bugün işte yarın normal izin günü, yani pazar günü evde olacak. O yüzden o yarın evde olduğu için de yarına hiçbir iş, işte temizlik, çamaşır, ütü falan vesaire gibi rutin işlerimi hiç bırakmak istemiyorum. Yarın birlikte güzel vakit geçirmek istiyorum. O yüzden şimdi oda oda temizlik yapacağım. Sizlere de yaptığım temizliği vloglayacağım. İnşallah mutfaktan başlayacağım. Oturma odasında çocuklar vakit geçiriyor şu anda. Oraya girmeyeceğim. Daha sonra çocuk odasına geçeceğim. Çocuk odasını dün hiç ellemedim. Hazal dün oturma odasında yatmak istedi. Kanepede, Ravza da bizimle uyudu. O yüzden çocuk odasını temizlemek istiyorum. Çarşafını falan değiştirmek istiyorum. Dip köşe yatağın altını falan süpürüp silmek istiyorum. O şekilde şimdi ben temizliğe başlayayım. Size hızlandırılmış bir şekilde çekeceğim inşallah. Size iyi seyirler diliyorum. Bana da kolay gelsin diyorum. Thank you.
odası, yatak odası, mutfak, oturma odası bitti. Lavabolar ve salon kaldı. Makineye de Hazal'ın yorganını attım. O yıkansın. Balkondaki çamaşırları da dün sermiştim. Toplayacaktım ama kurumamışlar. Balkonu hemen süpürdüm, sildim. Şöyle camı da açtım. Şeyin camını, hava o kadar soğuk ki buranın kapısını da kapatacağım. Bura biraz havalansın. Soğuk da olsa buranın camını da sildim. Ravza'yı da uyuttum. Saati de 4 yaptım. Çok çok yoruldum. Bir an önce bu salonu bir süpürüp halısını değiştirip tozunu alıp kapısını falan silip örtmek istiyorum. Sonra da lavaboları yıkayacağım. Başka da bir işim kalmadı. O şekilde şimdi ben temizliğe devam edeyim. Saati 6 ettim ama evi dip köşe misler gibi yaptım. Yatak odasında elbise dolabını tamamen sildim. Buranın da çarşaflarını değiştim. 3 makine çamaşır yıkadım. 2 makine çamaşır serdim. Ütüm vardı, ütümü yaptım. Buradaki aynayı falan da tamamen sildim. Buradaki banyoyu yıkadım. Şöyle çocuk odasını da göstereyim. Buranın camını sildim. Dolabın içine falan el attım. Yorganı yıkandım, bunun kurusun geçireceğim içine. Ravza da hala uyuyor, o da uyanmasın. Bu şekilde mister gibi temizlik koktu. Üçüncü makine çamaşırım da çalışıyor. Lavaboları da yıkadım şöyle. Şu an her yer domestos kokuyor. Tam bir karantina temizliği yaptım. Bu lavaboyu da mister gibi yaptım. Salonumu da tamamen temizledim burayı. Buranın peteğini kapatıyorum. Bizim bina merkezi sistem ama ne kadar yakarsanız o kadar geliyor. Bu şekilde. Buraya bu halıyı serdim. Bu halıyı buraya yakıştırıyorum ben renk olarak. Güzel oluyor. Bu şekilde her yerin tozunu da aldım. Burada tamamdır. Buranın balkonunun camı hala açık. Orayı kapatacağım. Tripodum orada, vestiyeri de sildim. Şu halıda oluşan şu süpürge görüntüsüne bayılıyorum. Oturma odasını da tertemiz yaptım. Orada Hazal televizyona bakıyor. Şimdi mutfağıma geldim. Bulaşık makinam da bitmişti. Bulaşık makinamı boşaltacağım. Yine tezgahın üstünde bulaşıklar var. Onları yıkayacağım, yerleştireceğim. O kadar çok yoruldum ki konuşamıyorum bile. Tavuk çıkardım. Onu ne yaparım hiç bilmiyorum. Tavukla bir şey yapacağım ama ne yapacağım ona karar vermedim. Şöyle bir bardak su içeceğim çünkü çok çok su tattım. Hiç mola vermeden bütün işleri hallettim. Ravza da çok şükür hala uyuyor. Şöyle limon ağacımı falan hep yıkadım. Bayağı bir tozlanmıştı. Onu da şöyle yerine koyayım. Tavuğu büyük ihtimalle şu kamera netleme sıkıntısı da bir olmasa o kadar güzel olacak ki. Büyük ihtimalle yarısını bölerim. Tavuk sote yaparım. Yanına da makarna yaparım. Salata yaparım. O şekilde yeriz. Şimdi suyumu alacağım. Oturacağım. Biraz dinleneceğim. Sonra da yemek yapımına geçeceğim. Biraz dinlendikten sonra tekrar mutfağıma geldim. Mutfağımı toparladım. Yıkanmış bulaşıkları yerleştirdim. Makinamı da yerleştirdim. Eşimle konuştum. Ben tavuk sote yapacaktım, makarna yapacaktım. Ama o haşla dedi, suyuyla güzel bir bulgur pilavı yap, tereyağlı, yanına da bol soğanlı bir salata. Bir de ayran dedi. Ben de olur dedim. Hemen
Menüyü değiştirdik. Düdüklüme tavuğumu koydum. O birazdan haşlanır. Bayağı da yorulmuşum. Makinede de çamaşır çıktı. Onu sepete çıkardım ama teldeki çamaşırlar kurumamış. Toplayıp onları serecektim. Hepsi nemli duruyor. Salonu da bugün dip köşe temizlediğim için tekrardan da salona çamaşır sermek istemiyorum. O yüzden çok az nemliydi. Şöyle 2-3 saat daha dursun. Kururlarsa toplayacağım. Tekrardan makineden çıkanları sereceğim. O şekilde biraz daha dinleneyim şimdi. Tavuğum haşlanana kadar tekrardan yemek yapımında mutfakta görüşürüz. Şöyle elime de sürekli krem sürüyorum. Bugün o kadar çok deterjanla uğraştım ki 3 lavabonun 3'ünü de böyle detaylı bir şekilde o sarı güç sıktım, duşakabinleri falan detaylı bir şekilde temizledim. Misler gibi oldu. Yarına çok rahatım yani. Hatta yarına değil, bir hafta bayağı bir sadece yüzünden temizlerim. Bayağı beni idare eder diye düşünüyorum. O şekilde dediğim gibi şimdi ben içeri geçeyim, biraz daha dinleneyim. Tavuğum haşlandığında tekrardan görüşürüz. Tavuk da haşlandı. Şöyle büyük bir borcama çıkardım. Balkona koyacağım. Biraz soğusun. Daha sonra dizeceğim. Ben çok fazla haşlıyorum. Çünkü böyle içinde kırmızı kırmızı şeyleri gözükünce yiyemiyorum. O yüzden biraz fazla haşlandı. Salatamızı da eşim yaptı sağ olsun. Şöyle tavuğun suyuyla da bol tereyağlı bir bulgur pilavı koydum. Altını da kıstım. O da yavaş yavaş pişsin. Bir de ayran yapacağım. Tuzlu ayran. Daha sonra masamızı hazırlarız. Afiyetle yemeğimizi yeriz inşallah. Evet canlar, her zamanki gibi akşam yemeğimizi yedik, mutfağımızı toparladık. Videomun kapanışı için tekrardan karşınıza geldim. Ravza da beni al diyor burada. Ravzacık, saçlarına bakın. Saçlarını belki günde 10 defa bağlıyorum. 10 defa da bu şekilde oluyor. Şöyle de fincan getirmiş. Anne bize kahve yapar mısın diyor. Yemekten sonra çay demleyecektim. Eşim istemedi. Ben de tek kendim için çay demlemedim. Aradan da bayağı bir vakit geçti. Türk kahvesi yapmak için mutfağıma geldim. Videomu da yüz yüze kapatmak istedim. Böyle yüz yüze kapatınca anne daha samimi geliyor bana. Evet. Yaramaz Ravza. Bağır Ravza. Gündüz uykusunu çok uyuduğu için saat şu anda ona geliyor. Ravza hala uyumadı ve hala çok enerjik. Her yeri oyuncak yaptı yine. Ama anne, olsun. Anne tatlıyı sana bayayım mı? Küpelerimi sana vereyim anne diyor. İstemem anneciğim, benim küpelerim var. Ay ne kadar güzelmiş Ravza'nın küpeleri. Ne oldu? İçeridekiler de maç izliyor. Ne oluyorsa seviniyorlar.
Şimdi dediğim gibi Türk kahvesi yapacağım. Anne bakayım. Hayır dur anneciğim. Şimdi yok küpem yok. Senin de küpenin var mı diyor. Bugün bayağı bir temizlikli günüm geçti. Daha doğrusu akşama kadar temizlik yaptım. Yemekten sonra da baktım çamaşırlar hala kurumamış. Ben de maalesef içeri serdim böyle bir yerlere. Peteklerin kapılarının üzerine çamaşırları serdim. Kuruyunca toparlar. Katlarım inşallah. En sevmediğim iş ütü ve çamaşır katlamak. Bu iş, iki işi hiç sevmiyorum. Diğer işleri seviyorum. Aslında çok temizlik yaptım bugün ama lavaboları falan yıkarken çekecektim. Çamaşır katlarken falan vlog çekeyim dedim. Umarım videom kısa olmaz. Anne, ne? Var. Evet anneciğim. Hiç bakmadım kaç dakika oldu, nasıl oldu. Mutfak ve çocuk odasını da çok az böyle çarşaf falan değişirken çektim. Yatak odasını falan temizlerken çekecektim. Yatak odası beni çok uğraştırdı. Giyinme odasını falan temizledim. İki makine çamaşır katladım falan derken bayağı bir temizlik yaptım. O şekilde çekebildiğim kadar da sizlere çektim. Allah'ım ya Rabbim, ne yapıyorsun Ravza? Şirinlik mi yapıyorsun? Bir tane güzel kız ol hadi. Güzel kız ol. Bu Ravza çok tatlı. Teyzeleri çok tatlı. Teyzeleri bu Ravza. Türk kahvesi yapalım mı? Yatat. Hayır yatat. Seviyor musun sen Türk kahvesini? Ama Ay, çocuklar kahve içmez ki. Süt içer. Sana süt ısıtayım, tamam mı? Babayla anneni kahve içsin, olur mu? Anne süt içmiyor mu? Ne istiyorsun? Dede. Başıma gelene. İşte öyle arkadaşlar. Bugünlük de bizden bu kadar olsun. Bugünüm de bu şekildeydi. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Güzel ve sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.